Lise Aksoy 56 yaşında, yani hem hayatı boyunca gördüğü, yani devletin ona yönelttiği işkencelerden, oğlundan, kızından dolayı bir işkenceden bayağı harap olmuş durumda. Hastalığı da çok ileri. Hatta diyabetten dolayı 128 bir engellilik durumu var. Onu da ben rapordan öğrendim. Yani bu süreçte Halis Aksoy'un hastanede, yani cezaevinde kaldığı her gün revire gidip geliyor. Yani hastalığı onun cezaevi yaşamına uygun değil. Yani her gün hastalanıyor, her gün gidip gelmesi zorunda. Bir de Halise Aksoy'un şöyle bir durumu var. Kızı da tutuklu. Kızın yanında Çiğa, torunu Çiğa da 5 yaşında. Halise Anne'nin yanında, o da aynı koğuşta tutuklular. Ve bu onu mental açıdan çok yoruyor. Yani psikolojik olarak onu çok yoruyor ve hastalığı gitgide daha da ilerliyor. Yani bu açıdan biz özellikle son tutukluk değerlendirmede bunu hakime belirtmemize rağmen yine tutukluk devam verdi. Yani Halise Aksoy birkaç ay daha bu şekilde hapishanede kalamaz. Hastalığı gitgide ilerler yani. Zaten aileden kalan bir kalp rahatsızlığı varmış. Onlar da genetik. Son süreçte iki defa bu kalp rahatsızlığından dolayı hastaneye kaldırılmış. Yani hastane sürecinde de şöyle bir şey diyebilirim. Hastaneye kaldırılırken ilk başta kelepçeyle hastaneye götürülmek istemiş. Halise Aksoy müvekkilimiz gitmek istememiş. Kelepçe takılınca ben ambulansa binmem demiş. Tekrardan artık durumu kötü olunca bunu kabul etmek zorunda kalmış. Bundan dolayı kelepçeyle ambulansa konulup hastaneye götürmüş. Yaklaşık bir saat ambulansın içinde kelepçeli halde bekletilmiş. Hani bu da onu çok yormuştu. Özellikle bunu görüşmemizde söyledi bize. Hani bu süreçte bu hastalığı onu çok yorar. Yani derhal tahliye edilmesi gerekiyor. Artık iddianamenin hazırlanmasını bekliyoruz. Ondan sonra tekrardan itirazlarımızı sunacağız. En azından tensiple beraber tahliye talebinde bulunacağız. Şu an sadece iddianamenin hazırlanmasını bekliyoruz. Her görüşe gittiğimizde zaten rahatsız olduğu kendisi görülüyor. İlk etapta bizi kaygılandırmama adına yansıtmamaya çalıştığı halde, fakat yüzünden belli olduğu belli, hasta. Hastalığı da kronik. Daha önce de, yani dışarıda da bir hastalığı var zaten, o kronik hastalığı. Fakat cezaevi şartları, koşulları daha da ağırlaştırıyor. Hastalıkların başında gelen şey de şu, oynar bir şey var, şeker hastalığı var. Şeker hastalığının dışında tansiyonu yüksek, bir düşüyor, bir kalkıyor. Ondan dolayı her doktora gittiğinde de dışarıdayken tansiyondan dolayı güze vurmuş. Güz hastalığı ilerlemiş. Bir iki ameliyat olmuş. Ve o ameliyatlardan dolayı da güz neredeyse kaybetme noktasındadır. Dışarıda imkanlar aşağı yukarı vardı. Mesela işte kendi imkanları doğrultusunda gene bir çaba içerisindeydin. Doktora gidebiliyordun. Doktorlarla ilişkilenebiliyordun. Fakat şu anda cezaevi şartları buna da el vermiyor. Bir güz için, güz hastalığı için bir sefer çıkmıştı. Kısacası doktora, yani araştırma hastasına çıkarmışlardı. Tekrar bir iki normal işte tansiyon veyahut da şeker bütünleşince daha da ağırlaşmış. İkinci bir defa çıkardığını biliyorum. Cezaevi diyelim ki işte cezaevi yönetimi onu çıkarırken de şöyle bir şeyle karşılaşıyor. Kaçar mantığıyla. Arkadan kelepçelemek istiyorlar. Bu işte zaten hastayım falan diyor. Yani benim kaçma durumum olmaz. Bir de rahatsızım, elimi daha doğrusu güz yaşları aktığı için de ikide bir silmek zorundadır anlamında. Yoksa o noktadadır ki yürürken bile görme şansı kalmıyor gözyaşlarından dolayı. İşte o zaman biz önden bağlayalım. Bu biraz daha doğrusu itiraz ederken onu bir şekilde bağlıyorlar, artık şeye bağlıyorlar. Yani öyle bir şeyle de karşılaşıyor. Gitip gelme durumları da, yani neredeyse işkence noktasına geliyor. O açıdan biz gerçek anlamda aile olarak, işte bir abisi olarak da bütün aile kaygılı. Durumu ne olacak
Çünkü hastalık gerçekten yakasına yapışmış. Bir de cezaevi koşulları da zaten kaldırmıyor. Diğer boyutuyla da niye cezaevine girmiş gerçekten anlamsız. Çünkü herhangi bir suç işlediğini de yok, yani suç işleyi de yok. Ve şu anda niye cezaevinde tutulduğunu bile bilmiyoruz. Gerçek anlamda bilmiyoruz.